Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Gökçe Gültekin, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde PDR okuyorum. Üçüncü sınıfa geçtim. PEDOK Basın Yayın Genel Sekreterim. Aynı zamanda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde de PEDOK temsilcisiyim. Bugün sizlerle Baki hocamızla beraber flört şiddeti konusunu konuşacağız. PEDOKES programlarımızda ana bilim dalı başkanlarını davet ediyorduk bu konsepte. Bu da konseptimizin son bölümü. Ben de Eskişehir'de okuduğum için Baki hocamızı davet ettim. Artık bu bölümle sonlandırıyoruz. Hocam merhabalar, siz de hoş geldiniz. Merhabalar herkese, hoş buldum. Teşekkürler Gökçe. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Virüse uzağım. Sen nasılsın? İyiyim hocam, ben de çok teşekkür ederim. Evde oturuyoruz, geçiriyoruz zamanlarımızı bir şekilde. Evet, yani zamanı özellikle böylesi dönemlerde yapılandırmak önemli. Zamanı iyi yapılandıranlar, belirli rutinleri bu salgın döneminde oluşturanlar bu dönemi çok daha verimli geçiriyor. Bunu yapamayanlar ise maalesef hani bir anlamda savrulurcasına günleri geçirebiliyor. Umarım birçoğunuz bu salgın zamanınızı etki olarak yapılandırmışsınızdır ve virüsten uzaksınızdır umarım. Umarım. Hocam Sesim bu şimdi arada bizim net mi? evet net geliyor. Arkadaşlar Ha, size güzel. de net geliyor mu? Chat kısmından yazabilirsiniz. Evet net diyorlar hocam. Güzel, sevindim. Tamamdır o zaman. Hocam bazı klasik sorularımız olacak yayına geçmeden önce konumuza. Tabii ki. Onlardan başlamak istiyorum. Tabii ki. İlk sorumuz, Türk PDR Derneği Eskişehir Şube Başkanı, Anadolu Üniversitesi PDR Anabilim Dalı Başkanı, Doçent Doktor Baki Duy kimdir? Bir de sizden dinleyebilir miyiz? Evet, iki güzel kız çocuğu babası, evli bir psikolojik danışmandır. Genelde baştan başlanır ama ben sondan başlayayım. Aslen Ankaralıyım, 72 yılında dünyaya geldim. Üniversite yaşamını Hacettepe Psikolojik Danışman Rehberlik Programı'nda başladım. Benim için çok büyük bir şanstı. Tabii benim dönemimde şimdiki öğrenciler kadar, sizler kadar şanslı bir tercih dönemi yoktu. Bizler sınava girmeden tercih yapmak durumunda kalırdık. Ve sizden ulaşabileceği bilgi kaynaklarına da uzaktık. Açıkçası tamamen puan türü uyuyor diye seçtiğim ve çok da gelmesini düşündüğüm bir program değildi. Bildiğim bir program da değildi. Ama kaderin cilvesi diyelim. 4 matematik net çıkaramadım. Ben mesleksiz mezunuyum. Belki bunun etkisidir. Ve dördüncü tercihim yerine arada TM vardı. O zaman Sözel'le alıyordu PDR programları. 13. tercihimi attı. Kaderin cilvesi hani ilk başta belki kötü gibi görünüyor ama sonrasında dersleri aldıkça, sınıfta ilerledikçe, üst sınıflara doğru ilerledikçe çok iyi hissettim. Ve kendimi geliştirmem bağlamında bana çok faydası oldu. Ve çok sahiplendim bu mesleği. Sonrasında da zaten devam ettim. Bugünlere kadar geldim. Yüksek lisansımı yurt dışında yaptım. Devletimin verdiği burs olanağını kullanarak o zaman bursla Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisansımı tamamladım. Doktorayı maalesef devam edemedim bazı eksiklerden dolayı. Döndüm ve Ankara Üniversitesi'nde doktora eğitimimi tamamladım. Yine psikolojik danışman rehberlik alanında. Amerika'da da okul psikolojik danışmanlığı alanında lisansımı yaptım. Akademik yaşamıma ilk olarak İnan Üniversitesi'nde, Malatya'da başladım. Bu arada varsa eğer dinleyen İnan Üniversitesi'nden, mezunlarımdan ya da şu anda öğrenci olanlardan hepsine selamlar. Çok güzel günler geçirdim ben Malatya İnan Üniversitesi'nde. Orada başladım çünkü mecburi hizmetim vardı Malatya İnan Üniversitesi'ne. Ama ben o mecburi hizmeti çok yönlü bir şekilde yaptım, onu söyleyeyim. Çok güzel zamanlarım oldu, anılarım oldu. Sonra yani bir süre sonra bazı aksilikler olmaya başlayabiliyor. Bazı tatsızlıklar oldu ve artık orada durmamın çok iyi olmayacağına karar vererek tebdil mekanda hayır var deyişinde yola çıkarak Eskişehir'e geldim. O zaman Anabilim Dalı Başkanımız Gürhan Hoca'nın gayretleriyle Eskişehir'e gelme şansını buldum. Açıkçası benim Türkiye'de arzu ettiğim, olmayı istediğim birkaç programdan birisiydi, başta gelenlerden birisiydi.
Ve 2013 Şubat'ından beri de Şenol Üniversitesi'nde PDA Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. 1,5 yıldır da Anadolu Başkanlığı'nı görevini yürütüyorum. Ve 3. dönemim benim Eskişehir Türk PDR Şube Dernek Başkanlığı olarak 3. dönemimi geçiriyorum. Aslında 2 dönem sonra yapmama karar almıştım ama arkadaşlar çok ısrar ettiler. Hocam bir kez daha devam edelim dediler. Onları kıramadım ve bu dönem yine devam ediyorum. Bundan sonra muhtemelen devam etmeyeceğim. Artık taze kanlara ihtiyaç var. Belki çok daha fazla dinamizm getirebilecek arkadaşlarla şube çok daha iyi bir çizgiye doğru ilerleyebilir diye düşünüyorum. Bu kadar yeterli midir? Tabii hocam. Teşekkür ederiz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bir öğrenciniz de yazmış hatta şu an chat'e. Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciniz olmaktan gurur duyuyoruz. Selam olsun demiş size. Sağ olsun. Evet, ben de onları çok seviyorum. Buraya geldim ve gerçekten burada da çok güzel bir öğrenci grubuyla karşılaştım. Onlarla birlikte olmak benim için çok keyifli. Hakikaten özledim onları. Sınıfta olmayı, süpervizyon dersini. Onlarsız olmuyor, sizsiz olmuyor. Hepimiz özledik hocam gerçekten. İnşallah bir an önce okula dönebiliriz diyelim. Umarım, umarım en kısa zamanda. İnşallah. Evet, ikinci sorumuza geçelim hocam. En sevdiğiniz film ve müzik nedir? Bunlar çok zor sorular Gökçe. yani birçoğumuz filmleri severiz, müzikleri severiz. Ama belki ben biraz daha ilgili olduğumu düşünüyorum. Çok geniş bir yelpaze de sahip olduğunu düşünüyorum müzik bağlamında. Hem yerel Türk halk müziği, Türk sanat müziği olsun, hem yurt dışından farklı etnik müzikler dahil dinlemeyi çok seviyorum. Ama bir tanesi benim için özel çünkü eşimle benim ortak parçam, bizim parçamız diyelim. Özellikle Zeki Müren'den dinlemeyi çok severim. Elbet bir gün buluşacağız. Tabii onun hikayesi de Malatya'dan Ankara'ya gidip gelişimle ilgiliydi. En sevdiğim şarkı o diyebilirim ama hakikaten benim hani bam teyze okunan çok güzel türküler var. Türküleri dinlemeyi çok severim. Yeri geldiğinde, ortamı bulduğunda söylemeyi. Film deyince... Evet. Zor bir soru gerçekten. Yani aklıma... Yakın dönemden değil ama Türk filmi olarak geçmiş dönemden sizler hiç hatırlamazsınız. Oldukça psikolojik ağırlığı yüksek bir film vardı. Anayurt Oteli diye. O film böyle bir eser bıraktı. Vardı sanki hocam edebiyatta. Aynı zamanda edebiyatta evet doğrudur. Aynen. Yazarını şimdi hatırlayamadım. Cahilim bağışlayayım. Çete yazmış Nesli şu an. Yazıyorlar evet, arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi oldu. Üstelikçiler kendini belli ediyor hemen. Hemen. tabii yani Hollywood filmlerinin de etkisi var. Yok değil. Godfather serisini, Baba serisini severim. Her ne kadar mafyavari bir şey olsa da. Yakın dönemi düşündüğümüzde hem epik bir film olması hem de aslında hani aksiyon gibi ve epik bir film gibi görünse de altta iyi ile kötünün mücadelesini içeren Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü filmini çok beğenmiştim, çok sevmiştim. Yani aklıma gelen bir film var. Üniversite yıllarını çok sevdiğim Frank and Johnny diye hayatta bilmezsiniz, izlediğinizi zannetmiyorum ama Al Pacino öyle bir şey. Pfeiffer'ın filmiydi. Ben o filmden çıktığımda böyle biraz sarsılarak çıkmıştım. Kendimi yalnız hissettiğim bir dönem. Belki onun da etkisi olabilir. halen izi vardır bende. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Üçüncü sorumuz ise PDR okumasaydınız ne okurdunuz? Ben tercih yaptığımda ilk tercihim çok bence yersiz bir tercihti. Olmadı zaten. Uluslararası ilişkiler. Hani şey vardır ya halen devam ediyor maalesef. Sayısalcılar belli bir sıralamadan giderler. İştahlıkçılar belli bir sıralamadan giderler. Sözelciler belli bir sıralamadan giderler. Ben ilk başta ilk iki tercihi öyle yaptım. Uluslararası ilişkiler gelmeyeceğini düşündüğüm halde. Çünkü kolay değildi bir meslek lisesi mezun olup hani o puanları elde etmek. Hukuk fakültesini yazdım. Sonra halk ilişkiler ve gazetecilik vardı. Galiba gazeteci olabilirdim. Yani muhtemelen gazetecilik olurdu. Anladım hocam.
Evet, şimdi son sorumuz da aslında günümüzden bir soru. Hı-hı. Şu anda karantina günleriniz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Yani açıkçası kendi projelerimi bitirme konusunda zaman çok iyi kullanamadım ama epey bir test savunmasına girdim. Bir doktor öğrencim test savunmasını yaptı online. Ve galiba onun üstüne 5 ayrı test savunmasına girdim. Biraz savunmalarla geçti. Olabildiğince dikkat ederek kısa bir tatil yaptım. Genelde nasıl geçiriyorum? Spor yapmaya çalışıyorum. Her gün ya da en azından 2 günde bir. Ve idareci olduğum için her gün rutin olarak idari bir şeyler var mı onlara bakıyorum. Ve eksik projelerimi tamamlamaya çalışıyorum. Ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Genel olarak böyle. Tamamdır hocam. Teşekkür ederiz. Bizim klasik sorularımız bitti. Hı-hı. Artık yavaş yavaş konumuzda geçiş yapabiliriz hocam. Hı-hı. Konumuz yavaş flört değil, şiddeti. Gayet hızlı geçelim. Aynen. Konumuz flört şiddeti. Evet. Siz başlayabilirsiniz hocam. Buyurun. Tabii ki. Flört şiddeti diyoruz ama aslında yani Türkçe bir kelime olarak belki tam karşılamıyor ama gönül ilişkisinde şiddet demek daha doğru olabilir. Benim bir yüksek lisans öğrencim bu konuda tez yaptı. Hatta tez savunması sırasında bir jüri üyesinin önerisiyle neden hani gönül ilişkisinde şiddet demiyormuştu. Bana da çok makul gelmişti. Tam karşılıyorum emin değilim. Niye tam karşılıyorum emin değilim? Çünkü yani flört dediğimiz şey resmi olmayan bir birlikteliği ifade ediyor. Dolayısıyla gönül ilişkisi deyince nişanlılık, evlilik sonrasını da bu ifade ediyor. Dolayısıyla çok daha kapsamlı bir kavram gönül ilişki. Ama flört ilişkisi de çok kullanılıyor. Evet, günümüzde Çok bayağı artık evet kullanılıyor. çok çok yaygın bir kullanıma sahip. Gönül ilişkisi yerleşir mi bilmiyorum ama flört şiddeti şeklinde daha çok kullanılıyor. Önce tabii hani başlangıç itibariyle ilişkilerin öneminden belki başlamak lazım. İnsanoğlu bildiğimiz üzere hani canlılar sınıflamasında memeli grubunda yer alıyor. Ve memeliler için, memeli grubunda yer alan canlılar için ilişki kurmak çok önemli. Sosyal ilişkiler çok önemli. Kendi cinsinden olanla ilişki kurmak üzerine hayatı aslında deniyor. Olmadan hayatta var olamıyoruz. Tabii bu açıdan baktığımızda sevgi alışverişinin bu ilişkide çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki bizim sevgi nesnemiz ilk önce anne. Bizi dünyaya getiren, en iyi şekilde, güvenli bir şekilde hayat hazırlamaya çalışan anne ile olan bu bağ, güçlü bağ daha sonra yayılıyor. Babaya, kardeşlere, daha sonra arkadaşlara. Sonra ergenlik yıllarında hormonal değişimle beraber ki bunu gelişim dersinde çok net olarak görmüşsünüzdür, biliyorsunuz. Hormonlarla beraber o sevgi karşı cinse yönelmeye başlıyor. Salgı bezleri aktif bir şekilde çalışmaya başlayınca hormonlar etkisiyle biz kendimize bir yeni sevgi öznesi aramaya başlıyoruz. Tamam hani diğerleri devam ediyor anneyle olan babayla arkadaş kardeş vesaire ama tabii hani sevgi dediğimizde karşı cinse kurulan o ilişkideki sevgi daha farklı şeyler ifade ediyor. Yani cinselliği ifade ediyor, tensel temas bağlamında bu cinselliği içeren daha öte bir şeyleri ifade ediyor. Aşk tabii hani aşk deyince de o aşk da çok genel bir kavram biliyorsunuz. İlahi aşk var, insana duyulan aşk var, evet. Doğaya duyulan aşk var, canlılara duyulan, diğer canlılara duyulan aşk var vesaire vesaire. Ya da işte mesleğine aşık olanlar var mesela hani şikolikleri düşündüğümüzde. Çok genel bir kavram tabii ki. Tabii aşk, sevgi son derece önemli, sevgi alışverişi son derece önemli. Ergenlik yıllarında da biz bu arayışı daha çok karşı cinsi yönlendiriyor. Hepimiz biliyoruz yani anneden babadan kendi özelliğimizi kazanıp onlara duyduğumuz sevgiyi karşı cinsi yönetmeye başlıyoruz. Bu çok doğal bir süreç. Biliyorsunuz, derslerden biliyorsunuz. Bu insanın, bu canlının doğasında var.
kaçınılmaz bu süreci tabii ki çok sağlıklı geçirebilmek çok önemli. Olabildiğince güvenli ilişkiler geliştirebilmek çok önemli. İşte bu noktada da tabii ki ne kadar erken bu güvenli ilişkiler kurma konusunda eğer biz bir şeyleri öğrenebilir, bir şeylerin farkına varabilirsek bugün bahsedeceğimiz flört duygusal şiddet. İlişkide, flörtte, şiddete daha az maruz kalma olasılığımız var. Ama tabii hani şöyle bir şey var, yani ne kadar anlatsak da anne babamız bize çok şey anlatır değil mi? Yavrum şu, yavrum şöyle davran, yavrum böyle karar verdiğinde ama hayat biraz da deneyimlenerek öğreniyor, biliyoruz. Hatalar yapıyoruz. Hatalar yapa yapa hatalardan umarım öğrenerek o hataları yapmamaya doğru gidiyoruz. Yani hayat öyle anlatmayla olmuyor. Biraz da yaşamayla oluyor. Ama her şeyi de yaşamak durumunda değiliz. İşte bu nedenle özellikle liselerde hatta gözlemliyoruz. Yani ortaokul düzeyinde bile çocukların flört ilişkisine başladığını görüyoruz. Belki orada daha masum olabilir ama özellikle ergenlik yıllarının lise kısmında çok daha örseleyici ilişkilere maruz kalabiliriz. Hiç istemediğimiz şeylere maruz kalabiliriz. Dolayısıyla farkındalık yaratmak gerekiyor. Ama yani şunu da söyleyeyim, şunu da kabul etmek lazım. Maalesef bu gönül ilişkileri konusunda toplumda bazı insanlar son derece önyargılılar. Hani bunun olmaması gerektiğini düşünen insanlar var. Yani biz okullarda flört ilişkisiyle ilgili, şiddeti önlemeyle ilgili bir şey yapmaya kalksak idarecimizden ya da bazı verilerden siz ne yapmaya çalışıyorsunuz sorulara mı? Tabii bu cahillikten diye düşünüyorum, bu yanlış öğrenmelerden diye düşünüyorum. Ama her ne kadar böyle tepkilere maruz kalsak da biz olabildiğince hani gelişim psikolojisinden, kişilik psikolojisinden ve araştırma bulgularından yararlanarak biz bunları paylaşmak durumundayız olabildiğince ergenlerin, gençlerin refahı için. Tabii bu yıllar çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü üniversite yıllarında tespit edilen, araştırma bulgularıyla ortaya çıkan flört şiddetinin temelleri biraz da burada. Bu nedenle önceki yıllarda bu farkındalığı kazandırmak çok önemli. Bu bağlamda yapılacak çok şey var. Sonra doğru biraz bunlardan konuşabiliriz diye düşünüyorum. Tabii önce şiddet, evet, şiddet kelimesiyle başlamak lazım. Yani şiddet maalesef insanoğlunun çok eski dönemlerinden beri yaşaya geldiği bir gerçeklik. Şiddetin biçim değiştirdiğini de görüyorum. Kuşaklar dikkat alındığında. Yani bundan birkaç bin yıl önceki şiddet ile ilişkilerde yaşanan belki de bugünkü şiddetin bazı değişimler gösterdiğini görebiliyoruz. Toplum değişiyor. İster istemez ilişkiler de evriliyor diye. Hani şiddeti genel anlamda tanımladığımızda özellikle kişiler arası bağlamda, bir bunun tabii ki gruplar arası ve kitlesel, toplumsal düzeydeki karşılığını da görüyoruz maalesef. Savaşlar mesela. Ama kişiler arası bağlamda baktığımızda bir kişinin diğer bir kişiye, kişinin fiziki, psikolojik refahına, bütünlüğüne zarar verebilecek her türlü eylemi ifade etmek üzere kullanabiliriz. Tabii şiddeti düşündüğümüzde çoğu zaman bir güç dengesizliğinin olduğunu görüyoruz. Ancak bu güç dengesizliğini biraz göreli olarak düşünmek sevgili arkadaşlar gerekiyor. Her zaman hani bir fiziki anlamda bunu düşünmemek lazım. Burada kişilik de devreye giriyor. Başat olma aslında ön plana çıkıyor. Tabii hani flört kavramı da tanımlamamız gerekiyor. Bu iki kavramdan sonra flört şiddetine geçmek daha doğru olur gibi geliyor bana. Evet. Tabii biraz önce bahsettim. Flört ilişkisi sosyal arkadaşlığın, sosyal ilişkinin ötesinde iki kişi arasındaki duygusal, romantik veya cinsel bir ilişkinin de söz konusu olduğu, yaşanıldığı, herhangi bir resmi birlikteliğin olmadığı ilişkiyi tanımlıyor. İşte bu ilişki tam anlamıyla evlilik öncesi yaşanan duygusal ilişkiyi tanımlıyor. Yani gönül ilişkisi diyebiliriz, flört ilişkisi diyebiliriz. Farklı tanımlamalar yapılabilir tabii. Flört şiddeti ya da duygusal ilişkide şiddet nedir diye baktığımızda çiftlerin romantik ilişki sürecinde veya sonrasında birbirlerine karşı veya diğeri üzerinde, yani bu hem karşılıklı olabilir ya da tek yönlü olabilir.
güç denetim kazanmaya çalıştığı sözel, cinsel, duygusal veya psikolojik diye de tanımlanabilir. Ya da işte son zamanlarda mesela dijital sanatçıdan bahsediliyor. Bu yollarla zarar verici davranışlar sergiledikleri bir şiddet türü, kişisel şiddet türü olarak tanımlanıyor. Tabii biz şunu söyleyeyim, ekranda, basında, özellikle şu anda sanal medyada diyelim, sosyal medyada çok fazla kadın yönelik şiddeti görüyoruz. Ağırlıklı olarak evli çiftlerin ya da boşanmış ya da boşanma arifesinde olan çiftler arasında yaşanıldığını görüyoruz ve çoğu zaman da erkekten bu şiddetin geldiğini görüyoruz. Evet. Hani aile içi şiddet ya da kadın şiddeti, kadın yönelik şiddet olarak geçiyor. Bu çok görünür olan ama görünmez olan biraz da flört şiddeti aslında. Niye görünmez olan? Çünkü baktığımızda daha gizli kalan bir şiddet biçimi diyebiliriz. Niye daha gizli kalıyor? Galiba iki sebepten dolayı, burada tamamen benim kendi hipotezim konusu. Birincisi, özellikle içinde bulunan gelişim döneminden dolayı şiddete maruz kalan kişi şiddete maruz kaldığını çevresine söyleyemiyor, bildiremiyor. Ve meydana gelen şiddet hani evli ilişkiler, evlilik ilişkisinde ya da sona eren ilişkilerde, duygusal ilişkilerde olduğu gibi televizyonlarda, internette gördüğümüz kadar çok hani can almaya kadar gidemeyebiliyor. Daha örtük diyebileceğimiz şekilde kendisini gösterebiliyor. Dolayısıyla hani bu yönüyle bizim daha dikkatli olmamız gereken bir grup diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii hangisi olursa olsun, ister flört şiddeti, ister aile içi şiddet, kadına şiddet olsun, iki temel profilin olduğunu görüyoruz. Şiddete maruz kalanlar kurban ve bu şiddeti uygulayan kişiler de saldırgan olarak tanımlanıyor. Tabii çoğunlukla şiddetin erkekten görüyoruz. Özellikle fiziksel ya da cinsel şiddetin erkekten geldiğini görüyoruz. Bunda da tabii ki büyük oranda geleneksel, toplumsal cinsiyet rollerinin büyük etkisi var. İleride biraz daha bahsedeceğiz. Ben derslerde de özellikle gelişimle ilgili da bahsediyorum. Ya da gelişim dersinde konu geldi. Biz farkında olmadan biliyorsunuz cinsiyet rollerine maruz kalıyoruz. Aileden başlıyor. Anne babamız arasındaki ilişkiye bakar. İlişki ne kadar dengeli, ne kadar cinsiyetçi bir yaklaşım var, ne kadar akil iş görüntülerini görüyoruz. Yani açıkçası hani belki bir zamanlar ateerkil ilişki geçerliydi ve uygundu ama bugünün dünyasına geldiğimizde, günümüz dünyasında artık ateerkil ilişkilerin çok da işlevsel olmadığını görüyoruz. Ne kadının yararını olduğunu görüyoruz, ne toplumun yararını olduğunu görüyoruz uzun vadede. Ama tabii hani bu noktada da hatta belki öğrencilerimiz arasında bile ateerkil şeyin yapının devam etmesi gerektiğini inanan arkadaşlar olabilirler. Ama maalesef iş öyle değil. İşin rengi öyle değil. Dünya değişiyor, dünya evriliyor. Ve biz burada bireyin refahına dikkat ediyoruz. Ve baktığımızda gerçekten ateerkil toplumsal yapı türün birisine hizmet ederken öbür tarafı, yani kadını daha çok ötelemekte, hasar uğratmakta, daha yok etmeye kadar gidebiliyor kadınlarında gördüğümüz gibi. Dolayısıyla ister istemez bu cinsiyet rolleri yoğun bir şekilde hissedilen yerlerde ya da bireylerde bu şiddeti daha fazla görebiliyoruz. Bundan dolayı erkekten daha fazla fiziksel ve cinsel şiddetin geldiğini görüyoruz. Ama şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar, biraz sonra farklı türlerinden bahsedeceğiz. Kadınlar da bazı şiddet türü konusunda o kadar da masum değil gibi görünüyor. Aslında biz birbirimize farkında olmadan şiddet uygulayabiliyoruz. Şiddet deyince çoğu zaman aklımıza fiziksel şiddet geliyor. İşte yaralama, örseleme, itme, vurma ya da cinsel taciz, tecavüz vesaire gibi. Ama öyle değil. Tabii ki bunlar da çok örseleyici ama diğer türlerin de yineleyici bir şekilde kullanıldığında yani bir fiziksel şiddetin etkisini, bir cinsel travmanın düzeyde etkiye yol açabildiğini görüyorum.
Tabii bir ilişkide sevgili arkadaşlar standart bir kurban ve saldırgan olabilir. Bir şeye baktığımızda, geleneksel ilişkilere baktığımızda hani kadın kurban rolünde çoğu zaman oluyor, erkek saldırgan rolünde. Ancak tanımda yaptığımız gibi bu roller yer değiştirebiliyor ilişki içerisinde. Mesela baktığımızda hani psikolojik şiddette kadın ön plana çıkabiliyor. Ya da sanal dijital şiddette kadın erkeğe yaklaşabiliyor, bazen onu geçebiliyor. Farklı araştırmalarda farklı bulgular var, onu da söyleyeyim. Ve şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Heteroseksüel ilişkide flör şiddeti nasıl bir görünüme sahipse eşcinsel ilişkilerde de hemen hemen aynı doğaya sahip. Hani daha şey yazılı çizilir, gelişim dersinde de görmüşsünüzdür. Eşcinsel ilişkiler daha eşitlikçi olma eğilimindedir. Ama her ne kadar öyle de olsa belki fiziksel şiddet daha az olabilir, belki cinsel şiddet daha az olabilir ama eşcinsel ilişkilerde de biraz sonra bahsedeceğimiz flör şiddetinin farklı türlerini görebiliriz. Ve bakıldığında en çok flör şiddeti rapor edilen yaşların 16 ila 24 yaş olduğunu söylüyor. Hani kritik dönem diyoruz ya, işte flör şiddeti bağlamında bizim antenlerimizin açılması gerekli olan yaşlar bu yaşlar. Yani lise yılları ve üniversite. Evet, liseler. Evet. Hani niye bu yaşlar daha fazla oluyor? Biraz sonra bazı paylaşımlardan anlayacağız. Bunun için söyledim. Hani lise yıllarından başlamak lazım. Bu farkındalığı yaratmak gerekiyor. Ve baktığımızda sevgili arkadaşlar, hani farklı araştırmalarda farklı bulgular ortaya konulabilmiş olsa da flör şiddetiyle ilgili standart bir şeyden bahsetmek zor. Yaşla ilgili, ırk, etnik, köken, dini inanç, eğitim, sosyoekonomik düzeye baktığımızda hani bazı araştırmalarda bazı bu sosyal yapıların lehine de aleyhine rakamlar elde edilebiliyor. Ama aslında hani şiddet denilir ya, yani cinsiyetten bağımsız, ekonomik gelirden bağımsız, etnik yapıdan, ırktan bağımsız. Her şey burada da geçerli sevgili arkadaşlar. Dedim ya, hani şiddet deyince bizim çoğu zaman aklımıza belki geçmişten gelen bir etkiyle en çok fiziksel şiddet geliyor. Evet hocam. Ama onunla sınırlı kalmıyor. Cinsel şiddet bir diğer şiddet türü olarak tanımlanıyor. Aslında fiziksel bir boyutu da var. Cinsel şiddette örseleme de var. Fiziksel örseleme de var ama travmatik, psikolojik anlamdaki etkisi. Ve yakın dönemde siz de takip ediyorsunuzdur. Siirt'teydi galiba, 17 yaşındaki Elif'ti galiba, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? İntihar eden genç bir tecavüze uğrayıp, hatta defalarca tecavüze uğrayıp aslında çok açık ve çok acı bir flör şiddeti örneğini gördük. Tam bilmiyorum tabii gerçekten nasıl bir şeydi ama kişi arasında bir flört ilişkisinden de bahsediliyor ama erkek bu işi çok ileri noktaya götürüyor ve tecavüz ediyor. Ve defalarca ve maalesef genç kızımızı kaybettik. Etkileri çok fazla. Bunlar ilk akla geliyor ama daha masum gibi görünen diğerleri de var. Masum gibi görünüyor ama eğer uzun süre uygulanırsa çok rahatlıkla kişiyi depresyona, sonra intihara kadar da götürebilir. Psikolojik ya da duygusal şiddet mesela bunlardan bir tanesi. Ekonomik şiddet var, sanal şiddet, dijital şiddet diye de geçiyor. Ve yine sosyal medya ile internet dünyası ile ilgili olarak bir yeni şiddet tanımı daha geldi, da türü daha geldi. O da ısrarlı takip ya da musallat olma, ben daha çok seviyorum. Musallat stalk olma. Stalk yapmak diyoruz biz hocam. Stalk dedik, evet, stalking dedikleri. Aynen. O İngilizcesi, yani Türkçesi musallat olma. Bence çok güzel gitti. Evet. Tabii fiziksel şiddeti düşündüğümüzde her türlü karşı taraf üzerinde kullanılan fiziksel güç, zorlama bunun içerisine giriyor sevgili arkadaşlar. Aletle yaralama da bunun içerisinde yer alıyor. Burada belki canı kastetme olmayabilir her zaman ama fark etmez sevgili arkadaşlar. Her türlü aletli ya da aletsiz güç kullanımı ve karşı tarafın bedensel
bütünlüğünü ölçtüğüne yönelik tüm davranışlar fiziksel eşitlikle tanımlanıyor. Ve baktığımızda sevgili arkadaşlar, hani fiziksel eşitlik söz konusu olduğunda kültür arasında bazı farklılıklar var, onu da söyleyeyim. Özellikle bu geleneksel rollerin hakim olduğu toplumlarda erkekler tarafından daha fazla uygulanmış. Ancak gelişmiş ülkelere geldiğimizde ve kadın erkek, ben eşdeğerliği diyorum, eşdeğerliği konusunda çok ileride olan işte İskandinav ülkeleri baktığımızda fiziksel eşitlik konusunda birbirlerine yaklaştıklarını görüyoruz. Ve yaygınlığı bağlamında da farklı rakamlar veriliyor ama %25 ile 57 arasında bir sıklık da rapor edilmekte. Bu arada şunu da söyleyeyim, hani bilgileri benim şiksans öğrencim Rana Turan'ın yapmış olduğu çalışmadan da yararlandım. Ona da değinmeden geçmeyeyim. Onu da hakkını teslim edeyim. Gelelim cinsel şiddete. Yani dedim ya, hani ergenlik yıllarında hormonlarımız tabi yerindeyse hipotondaki atlar gibi koşturuyor. Ve dolayısıyla hani karşı tarafla cinsel anlamda da bazı yakınlaşmalar olabiliyor. Tabii cinsellik deyince de bizim çoğu zaman aklımıza cinsel birleşme geliyor ama değil. Yani o en uç noktası diyebilirim. Hani cinsellik cinsel dokunmayla başlayan, hani cinsel birlikteliğe kadar gidebilen aslında yelpazesi geniş bir şey diyebilirim. Burada nasıl işliyor cinsellik? Tabii ki biraz düşüneceğimiz üzere karşı tarafı cinsel ilişkiye girmeye zorlamak. Psikolojik olarak zorlamak, fiziksel olarak zorlamak, hatta tehdit yapmak, efendime söyleyeyim, onu küçümsemek, aşağılamak, buna izin vermediği için, bu tür davranışların hepsi cinsel, yani belki hani ergenlik yıllarında şey düşünüyoruz, yani işte eğer ona karşılık vermezsem, izin vermezsem üzülür, öfkelenir, benimle ilgili kötü düşünür, İlişkimiz bozulur, ilişkimiz sona erer gibi ileride bahsedeceğiz. Bu tür çok sağlıklı olmayan düşüncelerle maalesef bu zorlamalara, tehditlere karşı taraf izin verebiliyor. Burada çok dikkat etmek lazım sevgili arkadaşlar. Yani tabii ki herkes kendi seçimini kendisi yapar, karar verir. Ancak sonrasında özellikle ilişki bittikten sonra çok kötü şeyler yaşanabilir. Özellikle ergenlik yıllarında, lise yıllarında bu hatalara çok düşülüyor. Bu sadece şey dedim ya, hani şey değil. Yani cinsel mesela fotoğraf göndermesini ister. Görüntüsünü mesela yarı çıplak ya da çıplak. Bunlar sonrasında ilişki bittikten sonra karşı taraftan intikam almak amacıyla kullanılabiliyor. Ben bunlara dikkat edelim. Güven duymak çok önemli. Gerçekten içten güven duyduğunuz bir ilişki ise o ilişkiyi sürdürmekte fayda. Şiddete maruz kalmıyorsanız o ilişkiyi sürdürmekte, aşk devam ediyorsa, sevgi devam ediyorsa. Ancak bu tür şeylere maruz kalıyorsanız bir kere değil, 200 kere düşünmenizde fayda var. Çünkü bazı eylemlerin maalesef sonrasında dönüşü. Hani bu bağlamda bazı filmlerde görüyoruz, deniyor bu konu. Hakikaten çok tahmin etmeyeceğimiz boyutlara gelebiliyor. Yani bu belki biraz daha cinselliğin nispeten daha hoş görüldüğü ülkelerde kişi intihara kadar sürüklemeyebilir ama bizim ülkemiz gibi ülkelerde sonuçlar olabiliyor. Peki niye biz hayır demekte zorlanıyoruz? Karşı tarafın ikna etme yönelik girişimleri var. Tabii şunu söyleyelim, cinsel şiddet büyük oranda erkekten geliyor. Yani çok küçük bir oranda kadından gelebiliyor ama büyük oranda. Peki nasıl ikna etmeye çalışıyor? Sen beni sevmiyorsun demek. Sevseydin yani buna izin verirdin. Yani bu sevginin bir ifadesi, yapardın yani. Sen beni sevmiyorsun demek. Ki bu bir kadın için en can alıcı olabilecek, en riskli ifadelerden bir tanesi. Hemen savunmaya geçer kardeşim. Saçmalama, nereden çıkartıyorsun falan gibi başlar. Ve sonra karşı taraf çok ısrar ettiğinde sırf o kişiyi, bu ilişkiyi kaybetmek adına izin verebiliyor. Bana güvenmiyor musun? Yine en tehlikeli ikna sorularından bir tanesi. Bana güvenmiyor musun? Şimdi nasıl güvenmiyorum desin? o zaman tamam, madem güvenmiyorsun yani o zaman bu ilişkiyi bitirelim. Yani ben bir danışan şeyinden hatırlıyorum.
bir bireysel görüşme de ifade ediyor. Yani ya diyor artık üniversiteliyiz diyor. Yani bunlar çok normal şeyler diyor. Yani sevgilim diyor hani eğer bunu başaramayacaksa diyor artık diyor benim için bu ilişki biter diyor mesela. Muhtemelen diye de anlatıyor ona. Ya. Böyle ikna yöntemleri var. Ve bazen geçmişte paylaşılan şeyler karşınıza çıkabilir. Daha önce eğer böyle bir yakınlaşma olmuş ve sevgilinize bahsettiyseniz daha önce evet demiş. Şantajı Evet, da onu örnek gelebiliyor. gösterebilir. Aynen öyle. Bazen şöyle diyor. O zaman neden birlikteyiz ki? Yani o zaman neden birlikteyiz ki? Eğer bu tepki geliyorsa çok ciddi olarak bu ilişkiyi düşünmeniz gerekir diye düşünüyorum. Sonra şöyle bir çok daha gene ikna edici olabilecek bir soru gelebiliyor. Ya biz evlenmeyecek miyiz? Özellikle üniversiteli gençler arasında düşünün. Lise için bu erken olabilir ama. Ya biz nasıl olsa evleneceğiz? Bakın şunu söyleyeyim yani evet geçmişe bakarak bugün ve gelecekle ilgili bazı öngörülerde bulunabiliriz. Ben 21 yıl oldu, yıldır evliyim. 2 yıl kadar da flört dönemim var. 23 yıl. 23 yıllık bir ilişki. Geçmişe bakarak bu ilişkinin bugünü ve geleceğiyle ilgili öngörüde bulunabiliyorum. Ama asla ve asla şunu diyemem. Yok ya yani. Hayatta bizim boşanma gibi bir şey başımıza gelemez. Hayatta ayrılmayız gibi bir şey diyemem. Bilmiyorum. Hayatın ne getireceğini bilmiyorum. Dolayısıyla bunlar çok riskli ikna yöntemleri. Bir ilişkinin nereye gideceğini tam anlamıyla bilmek mümkün. Şöyle diyebiliyor. Karşılaştırma yapıyor. Bak nokta nokta davranmıyor. Diyebiliyor. Evet. Ya da tehdit ediyor. O zaman sonuçlara sen katlanırsın. Yani resmen hani bak bu olmaz ayrılırız. Eğer gerçekten kaygılı ya da diğer adıyla korkulu bağlanma örüntüsüne sahipse yüksek düzeyde bağımlılık ihtiyacı varsa çok rahatlıkla bu tuzağa düşebilir. Sen ne kadar çok sevdiğim bilmiyor musun diyor. Buyurunuz bir çok riskli bir soru daha. Yani seni çok seviyorum ben bilmiyor musun? Yani ben sana nasıl zarar verebilirim? Yani bilmiyoruz. Bakın dedim ya hani başımıza bazı şeyler geldikten sonra biz kendimiz bazen bunlar çok dramatik şeyler olabiliyor. Evet. Ama birisi ilişkildikten sonra mesela ilk duygusal ilişki gerçek anlamda sevgi ilişkisini yaşıyor ve bittikten sonra bambaşka bilmiyoruz. Tabii hani kişilik öyle rüzgar gülü gibi birden oraya dönmez ama bazen hiç beklenmedik tepkiler olabilir. Benzeri sözlerle bu tür kişiyi ikna yöntemleri kullanır sevgili arkadaş. Ve burada da maalesef özellikle kadınlar çok rahat bir süre sonra ısrar devam ediyor. Bu tehditlere boyun eğme olabilir. Psikolojik duygusal açıdan baktığımızda farklı biçimlerin olduğunu görüyoruz. Mesela sevgiliyi aşağılamak, küçümsemek, suçlu hissettirmek. Bakın şunu söyleyeyim. Bu tek bir seferde olan bir davranışla ilgili değil. Bir örüntüden bahsediyoruz. Bir yapıdan, bir devamlıktan bahsediyoruz. Suçlu hissettirmek, küsmek, mahrum bırakmak, intihar etmekle mesela tehdit etmek. Özellikle bağımlılık ilişkisi içerisinde olanlar ve kadınlardan bu tehdit geliyor. Erkekler çok fazla bunu yapmazlar. Bak intihar ederim ha. Bir erkeğe yakışmıyor. Yani erkeklik şeyine, imgesine ters düşer. Ama kadınlar özellikle bağımlılık ihtiyacı çok yüksek olan kadınlar bunu yapabilir. Sürekli olarak kontrol etmek. Sosyal hesapları, medya hesaplarını, bir yeri, kiminle gittiği bilgisini sürekli kontrol etme, almaya, öğrenmeye. Bilgi saklama. Ha bilgi saklama yalnız şunu söyleyeyim. Bu bilgi saklama ilişkiyi gerektiren yani karşılığında bilmesini gerektiren bir bilgi saklanıyorsa bu da bir şiddet olarak. Yoksa geçmişinizle ilgili bir şeyi paylaşmak zorunda değilsin. Sosyal çevresiyle iletişimini kısıtlamak. Bazen en yakın arkadaşıyla işte o kişinin nasıl ilişkilerine kötü gözle baktığını söyleyerek aslında çok da iyi birisi olmadığı vesaireleri söyleyerek ilişkisini sınırlamaya çalışmak. Eşi yasal olmayan aktivitelere, etkinlikleri sürüklemek. Özel hayatını ya da eşyalarını bilerek zarar vermek. Kıskançlık davranışları göstermek. Zaten bu kontrol davranışları. Yani hepsi bunlarla ilgili. Bunlar psikolojik ya da diğerleriyle duygusal açıdan olarak tanımlanıyor. Şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bu tanımlamalardan, türlerden bahsediyoruz. Literatüre alan yazıya bakarsanız işte bazılarında ilişkisel şiddet diye geçtiğinde görürsünüz. Ve baktığımızda sevgili arkadaşlar, psikolojik şiddetin yaygınlığının diğer şiddet türlerinden çok daha fazla olduğunu gösteren bulgular var.
Ve biz bunu çoğu zaman şiddet olarak da görmüyoruz, biraz önce bahsettiğim. Ya tabii ki ben sevgimin nereye gittiğini bileceğim, kimine gittiğini bileceğim. Yani tabii ki mesajlarımı hemen yanıt verecek. Yani bundan daha doğan ne var ki gibi düşünüyoruz. Çok normalleştirebiliyoruz. Ama değil aslında. Bir çalışmaya göre erkeklerin yaklaşık olarak %76'sı ile 87'si arasında, kadınların ise %78'i ile 82'si arasında bu şiddete maruz kaldıkları ortaya. Yani bu noktada bir eşitliğin olduğunu söyleyebiliriz. Ve erkeklerin de yaklaşık %74 ile 85'i, kadınların ise yaklaşık %83 ile 90 oranında psikolojik saldırganlık gösterdikleri 2014'teki çalışmayla ortaya konuldu. Şunu söyleyelim sevgili arkadaşlar. Dedim ya, önce aklımıza fiziksel şiddet geliyor. Ama evet, psikolojik şiddet aslında daha sonra arkadan gelecek fiziksel şiddetin bir öncülü olabiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani bir süre sonra kişinin ses tonu yükselmeye başlıyorsa, artık o bağırmalar çağırmalar eşlik ediyorsa, söylüyorum, fiziksel şiddet gele. Ve bir çalışmada çiftlerin, genç çiftlerin %90'ının sevgilisine psikolojik saldırı. Şimdi psikolojik şiddetin bir dili var sevgili arkadaşlar. Ne söylüyorum ama ne anlama geliyor? Mealini, bir ona bakalım. Önce ne söylendiğine bakalım, sonra mealini. İkinci söyleyeceğim meali. Öyle bir şey söylemedim. Ama meali şu: tabii ki de öyle söyledim, ancak belki unutmanı sağlayabilirim. Bu olayı geride bırakabilir miyiz? Aslında söylemek istenen şey, gerçekten bu olayı geride bırakabilirsek sana biraz daha şiddet uygulayabilirim anlamı. Hani şeyin altına, halının altına süpür. Sadece takılıyorum. Aslında altında yatan mesaj, seni kötü hissettirdiğinin farkında bilinir. Arkadaşın seni kullanıyor, biliyor musun? Ama asıl mesaj, benimle ilgili gerçeği görmen için sana yardım ediyor. Onu hayatına çıkarsan iyi olur. Öyle bir şey söylemedim. Bu mesajın altında yatan asıl mesaj, elbette söyledim ancak belki unutmanı sağlayabilirim. Deniyorum. Yine beni suçlamaya başladın. Bir de kendine bak. Altında yatan gerçek mesaj, bunun benim hatam olduğunu biliyorum ancak seni suçlu hissetmem gerekiyor ki bunun altından kalkabileyim. Beni yanlış anladın. Asıl mesaj tam da bunu kastedir. Sadece yardım etmek istedim. O kadar. Ama aslında alttaki mesaj, gerçek mesaj, seni kontrol ediyordum. Bazen bu şeydir de, yani hani bak, seni düşünüyorum. Senin için endişeleniyorum, senin için kaygılanıyorumdur bu mesaj. Ne demek istediğini anlamıyorum ama altında yatan gerçekten seni gayet iyi anladım. Belki senin bundan hiç yaşanmadığına ikna edebilirim. Ben senin sevgilinim. Altta yatan gerçek mesaj, sana şiddet uygulama hakkımı nasıl sorguluyorum? Ve o kişi deli. Hani uzaklaştırma gayretiyle ilgili bu söz kullanılabiliyor. İnsanlara benimle ilgili gerçekleri söyleyecek güvenirliği azaltma. Özellikle bu ilişki. Ekonomi işte de baktığımızda adından da anlaşılıyor. Siz de hani bazı derslerde görmüşsünüz. Kişi ekonomik özgürlüğünü kısıtlama, sürekli hesap sorma harcamalarla ilgili. Yani belki bu flört ilişkisi de çok fazla olmaz ama özellikle sevgilinin parasını kullanma, onu çalma, onun eşyalarını kullanma, izinsiz kullanma, ona zarar verme. Ekonomik olarak. Sanal şiddet son zamanlarda yaygınlaşıyor sevgili arkadaşlar. Nasıl kendisini gösteriyor? Sık sık arayıp mesaj gönderip nerede olduğunu sormak. Benim bir zamanlar sosyal olarak bir araya geldiğim bir grup vardı. Erkek grubuydu. Ataerkil bir gruptu. bir arkadaşımın eşi neredeyse saat başı. O kadar rahatsız edici bir şey ki. Yani bu bir şiddet türü arkadaşlar. Sanal şiddet de mesaj göndermeyle oluyor. Konum istemek mesela. Sizden konum istiyor. Açık söylüyorum, yani eğer sevgilim, eşim benden konum istiyorsa, güven problemi oluyor aslında burada hocam, değil mi? Tabii ki bir güven problemi vardı. Ben açıkçası bunu sorarım. Yani güvenini sarsacak ne yaptın diye sorarım. Tek aklıma gelecek şey budur. Yani şu ana kadar hiç böyle bir şey olmamıştır da. istenmeyen bilgi ve fotoğrafları paylaşmakla tehdit etmek. Paylaşmak. Özellikle ilişki sonra bu çok kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Onun için söylüyorum, lütfen lütfen lütfen. Yarı çıplak, çıplak ya da herhangi bir şekilde sizin bedeninizle ilgili fotoğrafları paylaşma konusunda çok ketum davranıyor. Çünkü sonrasında sosyal medya hesaplarına dair bilgi istemek veya zorla bu bilgileri edinmek. Bazıları için bu çok normal görünüyor. Hadi beraber paylaşalım diyor. Aslında başka bir hesap. Öbür taraftan başka bir hesapla işlerini yürütüyor kişi. Siz de güveniyorsunuz tabii. Nasıl olsa o da verdi diyorsunuz. Ama arkadaşlar, yani sevgili olmanız demek diğerinin hayatına bu şekilde müdahale edeceksiniz anlamına kesinlikle.
böyle yanlış anlamalarımız var. Telefonu izsiz karıştıranlar var. Baktırmadan işte bir şekilde öğrenip girenler var. Yani çok normal gibi geliyor. Ama bu, açık söylüyorum, bunu yapanla ilgili bir problem oldu. Ha, eğer bir güven sorunu yaratacak gerçekten ciddi bir delil varsa onun üzerinden gidin. Ama endişe, kuruntu üzerinden gidip bunları yapmak sadece ilişkinize zarar. Sosyal medya hesaplarını izinsiz kullananlar var. Ve bazı programlar var. Bir danışanım benimle paylaştı. Eşine şüpheleniyordu. Bir WhatsApp mesajlarını izlemekle ilgili bir program üzerinden mesajlarını takip ediyordu. Doğru değil. Yani karşı taraf gerçekten aldatıyor olsa bile bu doğru bir davranış değil. Somut gördüğümüz, duyduğumuz ne varsa onun üzerine gitmemiz gerekiyor. Cinsel içerikli mesajlar göndermek, sözel mesajlar göndermek yine bunun içerisinde ve biraz önce bahsettiğim taraflar. Musallat olmaya geldiğimizde özellikle ilişkiden sonra olabiliyorsa, ilişki varken niye olsun ki, değil mi? Ama ilişki bittikten sonra maalesef bunun olduğunu, özellikle sahte, fake hesap denen hesap yapılıyor. Fiziksel veya sanal yollarla eski sevgili takibi alıyor. Ve mahremiyetine tabii giriyor işte. Aynı zamanda hayır işte, hayır yanıtını kabul etmiyor ve karşı tarafı tehdit ediyor, korkutmaya yönelik sözler kullanıyor. Gittiği yerleri, görüştüğü kişileri takibi almak, yaptıkları ilgili hesap sormak, ilişki bittikten sonra bile. Yani açık söylüyorum, böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bir ilişki bittikten sonra, hatta ilişki sırasında kimse kimseye, kiminle nereye gittiğini soramaz. Yani bilmesi gereken bir şey varsa eşim benimle paylaşır. Ben onun bilmesi gereken bir şey varsa onunla paylaşmak. Bu çok normal görülüyor. Söyleyeyim yani. Ama yanlış. Israrla mesaj gönderme. Engellemeye rağmen tekrar tekrar kişinin girmek ifade ediyor. Biz bunu benim zamanımda daha çok kişinin okul çevresinde, ev çevresinde dolanmak şeklinde yapardık. Ama şu anda sosyal ortamda yapılıyor. Peki flört şiddetini besleyen mitler neler? Şunlar. Kıskançlık ve sahiplenme sevginin göstergesidir. Yani seviyor diyor, sevdiğinden yapıyor diyor. Engel olamıyor diyor. Sevgili sürekli kontrol etmek onu önemsediğini gösterir şeklinde bir mit de var. Yani ya benimle ilgili endişeleniyor ondan dolayı. Bir ilişkide çiftler her zaman birlikte olmalıdır gibi o sembiyotik ilişkiyi ifade eden inançlar da var. Her yere birlikte gitmeliyiz, her şeyi birlikte yapmalıyız. Yok öyle bir şey. Yani önemli olan iki kişinin bir ilişki içerisinde kendi olmayı unutmadan o birlikteliği yaşayabilmesi. Her ilişkide bu tür şeyler olur, normal, büyütmemek lazım şeklinde bir inanç. Ve şiddete başlanan her zaman erkektir diye bir mit de var. Onu sevgili arkadaşlar, psikolojik şiddete baktığımızda ve sanal dijital şiddete baktığımızda neredeyse eşitliğinin olduğunu görüyoruz. Erkekler hormonlarından dolayı dürtülerini kontrol edemiyorlar. Ne yapsınlar? Değil arkadaşlar, öyle bir şey yok. Yani ben kök ailemde annemden babama yönelen herhangi bir fiziksel ve sözel şiddete hiç maruz kaldım. Keza yani kendi ilişkimde de böyle bir şeyi şu ana kadar hiç gerek ya da öyle bir şey hiç başvurmadım. Dolayısıyla yani hiç şiddeti kullanmayan erkekler var. Bunu biliyoruz, çevremizde de var. Yani babamız, evet, abimiz, kardeşimiz. Dolayısıyla her ne kadar tabii ki geleneksel erkek cinsiyet rolleri erkekleri biraz daha bu konuda şey konuma geçse de, sağlıklı konuma geçse de tamamen onlar bu işin içinde değil. Onu da söyleyeyim. İşte maruz kalanlar genelde zayıf kişiliğe sahip diye düşünebiliyoruz. Kısmen doğru ama tam da öyle değil arkadaşlar. Çok güçlü kişiliklerin bile, eğitim düzeyi çok yüksek kişilerin bile aldığını biliyoruz. İşte maruz kalan kişi bunu hak edecek bir şey yapmıştır. Özellikle erkek dünyasında bu çok hakimdir. Hatta kadınlar da içselleştirmiştir. Şiddet maruz gösterebilecek hiçbir şey olmaz. Hangisi? Şiddete genelde cahil, eğitimsiz kişiler başvurur gibi bir algı da vardır. Bu flört ilişkisinin içinde geçerli. Asla böyle değil. Bildiğimiz bulgular bunu. Kişi maruz kaldığı şiddetten şikayetçi olmuyorsa çok da rahatsız olmadığı anlamına gelir. Hayır değil, söyleyemiyor. Korkuları var. Yen kırılır, içinde kalır. Bunlar mahremiyetle ilgilidir. Hatta birisi bahsederse, hani uğradığı şiddetten, suçlanabilir bile. Sen nasıl bahsedersin, bizim ilişkimizin mahremiyeti bu. Kadın hayır diyorsa aslında nazlanıyordur. Biz erkeklerin saçma, abuk sabuk ve cinsel tacizi geçerli kılan mitlerinden bir tanesi. Yok böylesi sevgili arkadaşlar. Ve hakikaten yani özellikle biz erkekler biraz kadından gelen mesajları o mesajın ötesinde algılayabiliyoruz. Yani bir el tutmayı, dokunmayı,
bir öpüşü hani evet evet cinsel birliktelik istiyor falan şeklinde yorumlayabiliyoruz. Çünkü hani şeyimiz o aslında, beklentimiz o. Biz o beklentimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz, meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Öyle bir şey yok. Yani güzel erkeklerin gerçekten özellikle bu konuda cinsel konuda ciddi farkındalığa ve eğitime ihtiyacımız olduğunu aslında bunu yapmak istemiyor ancak engel olamıyor. Kadın erkeğe yönelik olarak söylüyorum. Yani evet doğru yani yapmak iyi ama işte ne yapsın engel olamıyor diyebiliyor. Peki niye gençler, liseliler, üniversiteliler şiddet bağımlılığından bir ilişki sürdürüyorlar? Bunlardan bir tanesi bir ilişkiye sahip olmanın getirdiği statü ve özgüven. Ben Amerika'da kaldığım yıllarda bir kamu spotu yayınlanıyordu. Yani orada görmüştüm. Sonra bizde de bu olmaya başladı. Onu da tartıştırdım. Sanki hani eğer liseliysen senin bir ilişkin yok mu? Bir sevgilin yok mu? Yaz. Yani sen kaybedensin. Sen zavallısın. Hatta hani ya demek ki sen çirkinsin yani. Senin cazibem yok. Ya da gençlerin deyimiyle eziksin, kezbansın. Ya ona nereden geldi bilmiyorum ama yani bu kezban ismi olanlara da biraz haksızlık oluyor gibi geliyor bana. İsim bizim zamanımızda abazan derdi. Abazan, aa canım ya zavallı. Böyle yaklaşılıyor. Dolayısıyla bir kişi bunlara maruz kalmamak için zarar da görsün. O sosyal konumunu kaybetmemek üzere ilişkiyi sürdürebiliyor özellikle lise yıllarında. Ve bazıları gerçekten özellikle lise yıllarında yaşadığı şeyin eşit olduğunu farkında değil. Hatta üniversite öğrencileri arasında bile biraz önce bahsettiğim özellikle fiziksel ve cinsel şiddet dışındaki şeylerin şiddet olmadığını düşünenler var. Aa bu şiddet miymiş? Evet şiddet. Yani tuvalete gittiğinde sevgilin telefonuna bakıyorsan birisi aradığında bilmediğin bir kadın ismi ise tutup da hani konuşmaya çalışman, telefona yanıt vermen bir şiddet. Ya da erkek bunu yaptığında bu bir şiddet. Çünkü kıyaslama yapacak deneyime sahip değil. Yani biz zannediyoruz ki dediğim gibi işte vurma, itme, bıçaklama, öldürme, işte tecavüz bunlar şiddet değil ama farkında değil. Aşkın böyle olduğuna, yaşanıldığına inananlar da işte aşkın içerisinde kıskanma vardır, sahiplenme vardır ve maalesef yani büyük aşklar büyük nefretlerden doğar gibi bir şey de var ya, o büyük nefret şiddet şeklinde olan. Evet. Ya seviyor, biliyorum yani istemeden yapıyor şeklinde düşünceler bu ilişkinin devamı. Aşık oldukları için ilişkin bitmesini istemiyor. Evet işte maruz kalıyor ama her şeye rağmen yani zarar görse de tek yönlü bir yani karşı tarafın aşık olsa gerçekten bu olabilir mi? Çünkü bana çok inandırıcı gelmiyor. Aksini iddia eden olabilir ama ve bazıları da yalnız kalmamak için yani ne bileyim işte şöyle olabiliyor ailesinden uzakta hele de küçük bir yerden gelmişse büyük şehirde yalnız kalmamak adına ya da var olan ilişkisini yitirip sosyal bir grupta kuramadıysa tek başına kalmamak adına zarar gördüğü halde ilişkiyi sürdürüyor. Peki neden yardım istenmiyor? Tabii ki tehditler. Açık ya da örtük tehditler söz. Bu ilişki biter. Sana çok daha fenalarını yaparım. Hele hele biraz önce söylediğim gibi bazı fotoğraflar paylaşıldı. Cinsel. Diğer taraftan bu gerçekleştiğinde yargılanacağı ya da suçlanacağı korkusu da olabilir. Maalesef böyle durumlarda kadın ben kendi yakınımda yaşadım bunu. Komşu kadın diyor ki yapma etme diyor. Yuvanı yıkma diyor. Ya karşı taraf suçlu. Karşı tarafta sorun var. Maalesef maruz site maruz kalan mağdur olan kadın oluyor çoğu zaman aile içinde ve yine toparlaması gereken yine erkeği kurtarması kadın olabilir. Maalesef cinsiyet katı cinsiyet rollerinin böyle bir şiddetin sebep olarak kendisini görme eğilimi var. Bu da birazcık işte bu cinsiyetçi geleneksel cinsiyet rollerinin benimsenmesiyle ilişkili sevgili arkadaşlar. Ya ben diyor demek ki ona yani istediğini veremiyorum. Demek ki bende bir sorun var. Tabii bu çoğu zaman düşük özgüvenli, benlik saygısı ilişkili olabilir. Diğer taraftan sosyal çevreden gelebilecek olumsuz etiketlenme korkusu da olabilir. Ve ciddi şiddete maruz kaldığında da kimsenin yardım edemeyeceği düşüncesi olabilir. Sevgili arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tabii ki bir tehdidi ne kadar gerçekleşeceğini bilmek çok mümkün olmayabilir. Ama gerçekten fiziksel cinsel şiddete maruz kalıyorsanız bilhassa en kısa sürede yardım almanız lazım.
tehditlere maruz kalıyorsanız biliyorsunuz bu konuda yasalar var. Dilekçe verebiliyorsunuz, savcılığa başvurabiliyorsunuz. Ben şöyle düşünüyorum. Bu tehditlerin, blöflerin birçoğu geçerli olur. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bir tehdit evet derseniz sonrası daha büyük bir tehdit başlıyor. Daha büyüyor. Ve çok daha beklenmedik sonuçlar geliyor. Dolayısıyla güvendiğiniz birilerini açarak onlarla birlikte hareket ederek yardım almanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şiddet eğilim işaretleri nedir? Süremiz de bayağı bir ilerledi ama onlardan da bahsedeyim ve sonra ne yapabileceğimizi de bahsedeyim. Sorulara geçelim. Şiddet eğilimi işaretlerini kendisi nasıl gösterir? Aslında ipuçlarını da verdik. Şiddet türlerinden bahsedeyim. Tabii aşkın o yoğun olduğu zamanlarda değil, aşk varsa o ilk birkaç aylık dönemde değil ama sonrasında sizin hani bazıları varken birileri var düşmenize, utanmanıza sebep verebilecek davranışlar sergilemeye başlanmış, istenmeyen, abartılı, rahatsız edici bazı jestlerde, hediyelerde bulunuyor. Abartılı biçimde sizi yüceltiyorsa, bakın bu yüceltme iyi gibi bir önemli. Ama abartılı oluyorsa bir şey. Sizi eğer sosyal gruplarınızdan, kankanızdan, dostunuzdan yalnızlaştırmaya, onun kötü birisi olduğu, aslında ilişkinize zarar vermeye çalıştığını söyleyerek bu tür mesajlar gönderiyorsa yine dikkatli olmanız lazım. Cinsel yakınlaşma için baskı, tehdit ilk başta çok şey olabilir. Acaba hani biz de yapsak mı falan gibi başlayabilir böyle film izlerken. Çıkarak giderek baskı kurmaya, tehdide kadar olabilir. Aşırı kontrolcü davran. Bir an önce bahsettik. Çocuk duygusal sürekli nerede olduğunu, kiminle olduğunu, mesaj attığını hemen karşılık vermesini davranış. Evlenme konusunda çok çok istekli olmak. Bunu çok istediğiniz dile getir. Burada nasıl bir risk olabilir diye belki düşünebilir bazı arkadaşlar. Nasıl olsa evleneceğiz. Ne olacak canım? Hani birlikte olsak, cinsel birlikleri yaşasak ne olacak? Gelebilir. Kıskançlık ve sahiplenme türü davranışlar sergileme, sürekli olarak sorunları sevgiliye yükleme, sürekli hep onu kendisini kötü hissettir gibi davranışlar ya da başkalarının yanında size olduğundan çok daha iyi davranıyorsa soru işaretle konuşmasında fayda var. Ve başka canlılara şiddet gösteriyorsa açık söylüyorum yine çok katı, biraz önce bahsettiğimiz cinsiyet rollerine sahipse bunu zaten söz alanında dile getirir, bir haber okurken dile getirir. Yine bir ipucu olabilir söyleyeyim. Tabii lütfen burada şeyi anlamayalım. Yani kırsal kesimde geleneksel cinsiyet rolleri daha fazladır, evet. Ama bu şu anlama gelmez. Yani kırsal kesimde işte erkekler daha saldırganlar, daha şiddet kullanılır değil. Yani bu cinsiyet rolleri evet eğitim düzeyi yükseldikçe azalıyor. Ama açık söyleyeyim yani hiçbirimiz bundan bağımsız. Yani çok kategorize etmeyelim, onu söylemeye çalışıyorum. Sevgiliyi zayıf pasif olmakla suçlama. Özellikle hani cinsel birlikte. Koşullu sevgi sunma, özürlerinin samimi gelmemesi, sık sık küsme cezalandırma yapması, bunları da görüyoruz. Erkeklerde çok fazla yoktur bu da. Erkek yani çeker gider şeklinde olur bu. Ama küsmeler, konuşmamalar, yanıt vermemeler, bunlar da bir tür cezalandırma olduğu için şiddet. Sevginin ilerlemesine ve gelişmeye engel olma. Mesela yüksek lisans yapmaktan bahsediyor. Ya ne gereği var, ne yapacaksın da? Başmalama, bir önce işe başla falan gibi sözler ipucu olabilir. Lütfen tekrar söylüyorum. Bunlar birkaç kez olabilir ama bir örüntü halinde devam ediyorsa bilin ki burada bir var. Şimdi şiddet bir döngüsü var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Önce bir gerginlik ufak ufak tırmanıyor sevgili arkadaşlar. Yani bunu siz kendinize de hissedersiniz. Karşı tarafın baskıları, işte kötü hissettirmeleri sonucunda benzer tepkiler olduğunda sizde bir gerginlik bedensel olarak duygusal olmaya başlar. Sadece hani saldırgan bunu hissetmez. Mağdur da bunu hissetmez. Ve belli bir düzeyine ulaştığında patlama meydana geliyor. Yani sözler olarak ya da davranışsal olarak gösterebiliyor. Sonra bir balay dönemi yaşanıyor arkadaşlar. Sanki hiç olaylar yaşanmamış gibi. Çünkü mağdur da özellikle kadın söz konusu olduğunda her şeye rağmen ilişki devam ediyor. Hele hele aşk varsa da karşı tarafı unutalım bunu diyor karşı tarafta. İşte bir kere oldu diyor. Açık söyleyeyim bir kere oldu. Ya evet bazen olabilir her zaman değil ama bir kere oluyorsa ikincinin olmaması her zaman olmaz.
Sonra bir sakinlik oluyor ilişkide. O eski dinginlik dönemine dönüyor. Ama şu balayı barışma döneminde siz neler yaşadığınızı paylaşmazsanız, nasıl etkilendiğinizi anlatmazsanız ve bu konuda ne olmasını istediğini söylemezseniz gerginlik ve patlama döngüsü devam ediyor. Yani Erik Fromm diyor ki karşımızdakini olduğu gibi görebilirsek kazanırız diyor. Dolayısıyla onu değiştirmeye çalışmadan olabildiğince var olduğu özellikleriyle kabul edebildiğimiz sürece sevebileceğiz ve şiddeti daha az yaşayacağız gibi geliyor bana. Flörtün nedenleriyle ilgili bireysel, ilişkisel ve toplumsal etmenlerden bahsediliyor. Aslında işte, toplumsal etmenlere bahsettik. Bireysel etmenlerle ilgili baktığımızda tabii ki hani şiddete maruz kalma, şiddeti yaşama kişiyi normalleştiriyor şiddete karşı ve dolayısıyla çok rahatlıkla şiddet o kişinin bir kişinin parçası haline gelebiliyor sevgili arkadaşlar. Ve her zaman olmasa da tabii ki biraz antisosyal davranış özellikleri olan, narsistik özellikleri olan bireyler daha saldırgan olma eğiliminde olabiliyor. Dediğim gibi hani eğitim evet önemli ama baktığımızda da biraz da yoksunluk ve yoksulluğun getirdiği gerginliğin etkisiyle asla bahane olarak sunmuyorum ama alt gelir grubunda daha fazla olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Ve şunu da söyleyelim, maddeyi kötüye kullanma varsa alkol, uyuşturucu kullanımı yine bu sizi riskli hale getiriyor. Mağdur konumuna baktığımızda o da geçmişte şiddete maruz kalan, düşük benlik saygısı olan, olumsuz aile tutumlarına maruz kalan çocukluk yıllarında bireylerin olduğunu görüyoruz. Keza yine bağımlı olma özelliği olan kişilerin de daha fazla maruz kaldığını görebiliyoruz. Aile ilişkileri tabii burada son derece önemli görünüyor sevgili arkadaşlar. Anne babanın ilişkisinde şiddet ne kadar gerçek? Anne babadan çocuğa şiddet ne kadar gerçekleşiyor? Bu bizim ileride şiddeti ne kadar uygulayacağımız ve ne kadar maruz kalacağımız üzerinde doğrudan etkili oluyor. Toplumsal etmenlere baktığımızda zaten biraz önce bahsettik. Bu geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları çok belirleyici. Bireyler ne kadar eşitlikçi tutuma sahipse şiddeti uygulaması ve maruz kalması o kadar düşük sevgili arkadaşlar. Tabii bu bağlamda sivil hakların ne kadar gelişmiş olduğu da çok önemli. Maalesef bu son yaşadığımız tecavüz ve intihar olayında da hukukun çok işlemediğini gördük. Böylesi bir olayı gerçekleştiren kişinin elini kolunu sallıyor olması, aramıza geziyor olması korkunç bir ve maalesef hani toplum tarafından, erkek tarafından gösterilen şiddetin normalleştirildiğini görüyoruz. Bu doğru değil. Tabii ki flört şiddetinin sonuçlarına baktığımızda yani en düşük düzeyde bireyin psikolojik zorlanmalar yaşamasından en üst düzeyde intihara kadar gidebilen birçok psikolojik soruna ulaştığını görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki ne yapabiliriz konusuna gelelim sevgili arkadaşlar. Bayağı ben çeyrek kala bitirin dedim ama gene çok konuştum. Kendimi engellemekte zorlanıyorum. Bir de tabii şey yapamamışım yani dersler yapamamışız. O şey var, hocalık şeyi var. Evet. Ders anlatma ihtiyacım çok kabarmış. Doğru. Şimdi biraz önce ilk üçlerden bahsettim sevgili arkadaşlar. Bir kere kendimizi bir yoklamamızda fayda var. O bahsettiğimiz ipuçları ne kadar gerçek bir ilişki. İkincisi o mitlere biz ne kadar sahip. İşte kıskançlıktan yapıyor. İşte erkek yani dürtülerini kontrol edemiyor. O cinsiyet rollerini ne kadar benimsemişiz, o mitleri ne kadar benimsemişiz buna bir bakmamız lazım. Kendimize sormamız lazım. Ve açık söylüyorum yani onlardan bir ya da birkaçını evet ya ben bunu bir değil birçok defa yaşadım. Bu işaretleri ben bir değil birçok defa yaşadım diyorsak o ilişkiyi ciddi olarak masaya yatırmamız gerekiyor. Yani bir ilişki insan ömrü gibidir. Doğar, büyür, gelişir ve ölür. Ya sevgilinin, eşin doğal yollarla kaybedilmesiyle ya da ilişkinin sona ermesiyle. Sevgili arkadaşlar bir ilişki yani gezegenler doğuyor, kayboluyor. İnsan doğuyor, kayboluyor, gidiyor, göçüp gidiyor. Dolayısıyla bir ilişki de bitebilir. Eğer siz bir ilişkiyi bitirmekte zorlanıyorsanız bilin ki şiddete maruz kalmaya kendi kendinizi hazırlamak. Bunu kabul etmiş olun. Bu farkındalık çok önemli. Hayır diyebilmek çok önemli. Hayır diyebilmek. İstemediğiniz bir şey olduğunda hayır istemiyorum. Ve şöyle bir hakkımız da var. Açıklama getirmek zorunda değiliz. Hayır istemiyorum. Niye? İstemiyorum. Bu kadar basit. Evet. Hayır demektir. Niye?
Ya niyesi yok, istemiyorum. Seni sorabilirsin, ben istemiyorum. Biraz önce bahsettiğimiz tehditler vesaireler gelebilir. Eğer bunlar geliyorsa açık söylüyorum, kişi ilişki sonlandırmayı ciddi olarak düşünüyorum. Ve sınırlar. Sınırlar çok önemli sevgili arkadaşlar. Daha önce de bu konuda burada bir sunum olduğunu hatırlıyorum. İlişkilerde sınır çok önemli ama maalesef bu konuda da yanlış mitlerimiz var. Hani matematikte Venn şemaları vardı ya gördüğümüz. A ve Evet. B kümesi. Bunların bir üste geldiğinde kesişme noktası var. Biz zannediyoruz ki hani olması gereken ilişki bu A ve B kümesinin üst üste gelmesi. Böyle yapış yapış böyle hani birbirimizin neredeyse tıpatıp ikizimizin olduğu bireysel özelliklerimizin ortadan kalktığı bir ilişkinin olması gereken ilişki olduğunu zannediyorum. Ama bu son derece sağlıksız bir şey. Sınırlarınızı koymanız çok önemli. Kendi ilgilerinizi, kendi zevklerinizi, kendi kararlarınızı, kendi tercihlerinizi yeri geldiğinde kullanabilmeniz. Tabii ki hani bu şey anlamına gelmiyor. Yani ilişkinizi yok sayarcasına demiyorum. Yani hep birlikte bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Hep birlikte karar vermek zorunda değilsiniz. Ve farklı kararlar da verebilirsiniz. Farklı tercihler de yapabilirsiniz. Ve mahrem alanınızı kime ne kadar açacağınız konusu da sizin yeni inisiyatif. Sevgilisiniz diye, aşıksınız diye mahrem alanınızın tamamen içine almak zorunda değilsin. Ve bu doğru da değil. Ha, yani sevgilim, benim eşim mahrem alanıma en yakın kişi. Ama hani Yunus belki farklı bir şekilde söylemiştir ama bir ben vardır bende, benden içeri diye. Yani bir ben vardır bende ancak ben onunla iletişim. Yani bir parçamız öyle kalmak zorunda. Hani Cohele penceresini hatırlayın. Yani o benim. Onu ben kimseyle paylaşmak zorunda değilim. Ve istemediğiniz şeyler söz konusu olduğunda işte hayır diyerek o sınırları çizmenize çok. Ve açıklama yapmak zorunda değilsin. Ve iletişim çok önemli sevgili arkadaşlar. Baştan o ilişkide iletişim nasıl başladı, sonra nasıl devam edeceğiyle son derece ilişki. Dolayısıyla daha ilk baştan kendinizi ifade etmek. İyi gelen ya da gelmeyen ne varsa, sadece iyi gelmeyen değil, iyi gelenleri de bahsederek karşı tarafı anlat, bildirmeniz. Bildirmeyince karşı taraf senaryolar yazmaya başka şeyler kur. Hayır dediğinizde bunu sadece sözünüzde değil, bedeninizi de anlatmanız önemli. Tutarlı bir Evet. şekilde. Bunu tabii ki hani ben dilini kullanarak karşı tarafın hangi davranışından, hangi sözünden dolayı hangi duygu yaşıyorsun? Yani ne olmasını istiyorsunuz? Bunu ilişkinin ilk anlarından itibaren olabildiğince anlatmanızda fayda var. Bu konuda kadından da erkeklerin de sıkıntısı var. Yani kadınlar anlatmıyor. Genel olarak söylüyorum lütfen hani kategorize etmek için söylemiyorum ama ve hani cinsiyetçi olma bağlamında da söylemiyorum. Ama genel bir örüntü var. Kadınlar söylemiyor, söylemiyor. Sonra birden bir başlıyor. Allah ardı arkası kesin. Ve yineleyici bir şekilde gelmeye başlıyor. Erkek dediğin zaten erkeği açar gibi Pandora'nın kutusunu açmak kadar zor bir şey. Deveyi hendek atlatmak kadar zor bir şey. Bu ben dahil. Hani ben belki derece bir yaptığımızda hani sıfırla bir arasında belki ortada bir yerdeyim ama yani Evet. hakikaten biz erkekler olarak bu konuda ciddi sıkıntımız. Yani ne tam sevgimizi, hoşlanmamızı anlatabiliyor. Ne üzüntümüzü, öfkemizi anlatabiliyor. Sağlıklı şey. Susuyoruz. Ve bu kadını deli ediyor. Erkek susar. Kızdığı zaman da susar. Üzüldüğü zaman da susar. Hayal kırıklığı yaşadığı zaman da susar. Ya da yıkar. Tabii kategorize ediyorum belki ama hani 0-1 gibi. Aristo mantığıyla belki baktığım meseleye ama tabii ki hepimiz böyle değiliz. Gerçekten aile içerisinde kadının ve erkeğin sağlıklı iletişim kurabildiği, kendisini ifade bildiği, anne baba modeline maruz kalanlar da var. Ne şans. Evet. Söyleyebileceğim bu ve son olarak şunu söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar. Üniversite yıllarında bir arkadaşıma söylemiştim. Psikolojik şiddete maruz kalıyordu ve erkek de. Ona şunu söylemiştim. Lütfen şunu unutma. Sen daha önemli ve değerli. Bu karşı tarafın değersiz olduğunda değil. Ama eğer gerçekten istemediğiniz şeylere maruz kalıyorsanız o ilişkinin bitmesi gerekiyor. Seviyorsanız da, aşık olsanız da. Çünkü siz önemlisiniz. Evet. Daha belki çok şey söyleyebiliriz ama süremi de aşarak ben bunları sizinle paylaşmak istedim. Sorular var mı? Evet hocam, iki tane soru gelmiş. Tamam. Ben hemen onları sorayım size. İlk sorumuz Çoktan seçmeli kıskanmanın. değil, Yok hocam, değil klasik. mi?
Sorular nasıl olacak diye soruyor herhalde. Evet. Kıskanmanın ve kıskanılmak istemenin altında neler yatabilir diye sormuş Nesli arkadaşımız. Şöyle genel olarak yazıdan çizilen aşma bulguları şunu söyler. Bir bireyde kıskanma duygusu yüksekse değerli olma ihtiyacı yüksek demektir. Ve kuvvetle muhtemel kaygılı, korkulu bağlanma örüntüsü geliştirmiş diyebiliriz. Bağımlı olma özelliği yüksek olan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz diyorum. Siz de biliyorsunuz derslerde de hep söylenir. İnsanoğlu söz konusu olduğunda insan evladı. Hani kesin şeylerden konuşamıyoruz ama genel örüntü olarak bunu söyleyebiliriz. Kıskanılmak istemesi de galiba biraz önce bahsettiğimiz şeylerle ilgili, o mitlerle ilgili. Yani sanki hani kıskanılıyorsa o zaman seviliyor yani. O zaman değerli anlamına geliyor. Ama öyle değil. Ya öyle değil. Yani bu şu anlama geliyor. Açık bir şekilde kıskanç davranışları göstermeyen birçok kadın ve erkek var. Yani onlar o zaman sevmiyor mu sevgilerini? Yani hani ben hani eşim de bunu teyit edecektir. Kıskanç davranış çok az sevgilimişimdir. Açık bir şekilde galiba bu biraz ilkel şeylere, kodlara dönmekle ilgili. Etrafta bir erkek ciddi olarak eşimle ilgileniyorsa evet kıskançlığı ortaya çıkıyor. Ama onun dışında yani eşimi kıskanacak durum çok yaşamıyorum. Eğer bu durumu yaşıyorsa bu benimle ilgili bir şey olduğunu. Eğer karşı taraf bunu yapıyorsa yanlış bir dil kullanıyor onu söyleyeyim. Yani kıskandırmak yoluyla onun daha çok ilgisini almaya çalışıyorsa yanlış bir yoldan. Yani şu soruyu sorması lazım belki kendisine. Hani ben karşı taraf ne yaparsa ona daha çok bağlanırım, daha çok sevgim artar. Bunu düşünmesi lazım. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Yani bu çok zor bir şeydir. Rollo Mayne, varoluşçu psikolojinin, psikoterapinin önemli isimlerindendir. Danışma kuramları dersini alanlar bilirler. Yaratma Cesareti diye bir kitabı vardır. Gerçekten insanın kendisi olabilmesi kolay bir şey değil. Hele bizim gibi, yani toplumun çok fazla baskısının olduğu toplumlarda bu daha zordur. Açık söyleyeyim, yani ne kadar kendiniz oluyorsanız o kadar doğru kişiyle doğru ilişki yaşam olasılığınız var. Ama böyle dolambaçlı yollara girerseniz açık söylüyorum o ilişki çatlamaya var. Ya ben şey düşünüyorum, yani benim eşim bunu yapmaya kalksa ona sorarım yani ne yapmaya çalışıyorsun? Yani nasıl beklenti? Bu arkadaşımın kendisine bunu yapan kişinin o kişi olduğunu söylemiyorum. Bunu yapan kişinin kendisine şunu sorması lazım. Ya ben bu yolla ne kazanmaya çalışıyorum? Karşılıkta ne elde etmeye çalışıyorum? Bu soruyu sorması lazım. Ve daha sağlıklı olanı yapması lazım. Açıkça sevgisini ifade etmesi, duygularını ifade etmesi, onu önemsediğini gösterecek açık davranışlar göstermek. Karşı taraftan da tabii ki beklemesi. Ama açık söylüyorum eğer karşı taraftan bunu alamıyorsan öyle kıskandırmayla falan da olacak şey değil. Demek ki bir sıkıntı var. Evet. Teşekkür ederiz. Diğer sorumuza geçelim hocam. Partnerler sürekli birbirlerinden haberdar olmasından memnunlarsa, hoşlarına gidiyorsa bu ne derece bir problemdir ya da problem midir diye sormuş Okan arkadaşımız. Şöyle isim vermesek daha iyi olur. Tamam hocam. Hani muhtemelen bir arkadaşıyla ilgilidir. Tanıdığıyla ilgilidir diyeyim. şöyle, aşkı çok o yoğun yaşadığımız zamanlarda evet, her an birlikte olur. Hani bir anlamda doyamıyor. Yare, eskilerin deyimiyle, halk deyimiyle yare, sevgiliye. Doyamıyoruz. Hep birlikte olmak istiyoruz. Tamam, o ilk zamanlar zaten nevrotik bir dönemdir, patolojik bir dönemdir. Bu anlaşılabilir. Ama sonrasında da yani aşkın artık sevgiye dönüşmesini bekliyoruz. Eğer sonrasında da sürekli eşinin, sevgilisinin etrafında olması isteği yüksekse yani birkaç olasılık aklıma geliyor. Yani çok ciddi bir sevgi açlığı olabilir. Ve sürekli o kişiden doyurmaya çalışıyor olabilir. Ama bu da çok sağlıklı değil. Onu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Şöyle hataya düşebiliyoruz. Gerek lise gerek üniversite yıllarında özellikle ilk duygusal, gerçek anlamda ilk duygusal, melankolik değil, ilk duygusal ilişkilerimizde hayatımızın merkezine o kişi ve diğer sevgi kaynaklarını ihmal edebiliyoruz. Ve bunun çok normal olduğunu zannediyoruz ya da bilmeden yapıyoruz. İşte annemizi, ailemizi ihmal ediyoruz, dostumuzu, arkadaşımızı açık bir şekilde ihmal ediyoruz. Reddediyoruz bazen. Sırf o sevgi öznemizle birlikte olmak. Bunu yapabiliyoruz. Ama tamam anne babayı kaybetmezsiniz de dostunuzu, arkadaşınızı ve o ilişki sona erdiğinde
arkadaşınızı, o sosyal grubunuzu geri dönüp bulamayabilir. Sizin yalnızlaşmanıza vesile. İkinci sebep de şu olabilir. Bağımlı bir kişilik özelliği olabilir. Dolayısıyla sürekli o kişiyi yanında bulmak isteyebilir. Hani bir tehdit algılayabilir. Yani onun yanında olmamasını bir tehdit olarak algılayabilir. Bir güvensiz durum olarak algılayabilir. Gibi geliyor bana. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorumuza geçelim. Evet, daha var. Partnerin sürekli ayrılması ve ayrılıkla tehdit etmesinin altında ne gibi sebepler vardır? Düşük özgüvenle mi alakalı? Yani birkaç seçenek aklıma geliyor. Bir tanesi bu tehditte karşı tarafın aslında belki çok onay vermeyeceği bir şey yaptırmak istiyor olabilir. İkincisi şöyle söyleyeyim. Bağlama kuramlarını okuduysanız bilirsiniz. John Bowlby tarafından geliştirilen biliyorsunuz anneye karşı geliştirilir. Daha sonra da romantik duygusal ilişkiye düşündüğümüzde sevgiliye yöneltilir. Sevgi öznesi o kişi olur ve onunla kurulan bağ çok önemli olur. Ve bir örüntüdür, bu çocuklukta oluşan bir örüntüdür. O devam eder ileride. Eğer çocukluk yıllarında yeterince güven hissetmediyse, sevgi ve değer hissetmediyse kişi kaygılı, korkulu bağlanma ya da ihmale uğramışsa, istismara uğramışsa kaçınan ya da kaçınmalı bağlanma geliştirebiliyor. İşte özellikle bu korkulu, kaygılı bağlanan kişi çok dengesiz davranabiliyor. Bazen karşı tarafın sevgisini test etmek amacıyla bunu yapabilir. Acaba beni gerçekten ne kadar seviyor? Hani ben bunu söylediğimde ne yapacak acaba? Diye kullanabiliyor. Bunlar aklıma geliyor. Bu ikisi geliyor. Yani ya karşı tarafa bir blöf, bir şantaj olarak bunu kullanıyor olabilir. Ya da dediğim gibi kaygılı bağlanma örtüsüne sahip olduğu için bu kişiler kendilerini hiçbir zaman için güvende hissetmez ilişkide. Bir taraftan ben sensiz yapamam, ölürüm der. Ondan sonra da zaten sen beni sevmiyorsun da eminim zaten çekip gidersin de falan gibi tamamen birbirine tezat tepkiler verebilir. Ya da çek git bırak, hani ben senin olmak istemiyorum artık der. Ama aslında içeride sesi sakın bunu yapma der. Böyle bir örüntü olabilir gibi geliyor bana. Olabilir hocam. Teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Zaman zaman sosyal medyada şu şekilde bir tartışma yaşanıyor hocam. Özelde ilişkide şiddete maruz kalmamak açısından evlenmek için bireylerin bazı testlerden geçmesi ve evlenebilir ehliyeti alması gibi bir söylem. Sizin bu düşünce hakkınızdaki görüşleriniz nedir? Evet, flörtlerden daha ileri bir şey. Evet, ben de Twitter'da görmüştüm bunu. Ya açıkçası evet, anne baba olma biyolojik açıdan birçok kişi için çok kolay. Kısırlık problemi olmayan birçok kişi için çok kolay belki ama asıl mesele gerçekten psikolojik olarak anne baba olabilmek çok ve bu anlamda baktığımızda bazı kişiler gerçekten anne baba olmanın getirdiği ve gerektiği psikolojik olgunluğa, o sorumluluk düzeyine sahip olamayabiliyor. Ancak yani bu biraz riskli bir şey. Niye riskli? Çünkü buna biz bir, yani bunu %100 nasıl evet böyledir diyebilirim. Yani şey değil ki bu, hani kan testi yapıp evet sizin kan grubunuz A, siz şu besinleri yerseniz iyi olur, sizinki B, siz bunları yerseniz iyi olur demek gibi bir şey değil. İkincisi evet, hani belki bugün itibariyle baktığımda ben karşı kişinin anne baba olabileceğiyle ilgili çok şeyler taşıyabilirim ama 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra bu kişinin değişim göstermeyeceğini nereden bileceğim? Yani ve hani insanın özgür iradesini düşündüğümüzde de olması gereken belki de şu sevgili arkadaşlar, farkındalık çalışmalarının artık anne baba olmanın farkındalığıyla ilgili, evlilik öncesi ilişkilerle ilgili, evlilik ile ilgili, anne baba rolüyle ilgili, anne baba olmayla ilgili farkındalık. Buna rağmen kaçaklar olabilir mi? Filtreden geçebilir mi birileri? Evet. Bu noktada da tabii ki sosyal devlet olmanın gerekleri devreye girecek. Okul onarıcı bir iklim olacak bu noktada. Öğretmen belki psikolojik danışman onarıcı ve eğer bu kişiye dışarıdan destekleyici bir ortam sunulabilirse bu olumsuzluğu giderebilir de yani. Belki. Hani hep şey olarak bakmamak lazım. Ya işte böyle insanların çocukları hep kötü yaşam geçirirler, kötü şeylere maruz. Hayır, öyle bir şey düşünmek doğru değil. Evet, olasılık yüksek ama İlla böyle olacak diyemeyiz. Evet.
Diğer soru varsa. Tamamdır hocam. Evet hocam, bu da son sorumuz. Hı-hı. Evet. Partnerin sürekli anlaşılmadığını ifade etmesi şiddet gördüğünün bir göstergesi midir? Çiftler bu durumda ne yapmalıdır? Sürekli anlaşılmadığını söylüyor olması. Yani şimdi Evet. böyle durumlarda hani ahkam kesmek gibi olur. Yani daha fazla şeye ihtiyaç var, daha fazla veriye ihtiyaç var. Ama şunu söyleyeyim, yani burada iki olasılık var. Bir kere çok açık görünen bir şey var, iletişim sorunu var bu işte. Çok net, çok açık bir kere bir iletişim sorunu olduğunu söyleyebilir. Ya taraflar birbirlerini olması gerektiği gibi açık bir şekilde ifade etmiyorlar, ya kendilerini farklı sunuyorlar, ya da belki hani sunumda da bahsetmiştim, sürekli olarak karşı tarafı suçlamanın bir parçası olur. Ama hani daha fazla veri olmadan şöyledir, böyledir demem doğru değil. Eğer bunu yaşayan bir arkadaşım varsa, yani ilişkide olduğu sürekli kendisini anlamadığını söylüyorsa, bir önce belki kendisine dönüp bakması gerekir. Ya evet, ben acaba hani buna katkı bulabiliyor olabilir miyim? Yani ben kendim ne kadar ifade anlatıyor muyum gerçekten kendimi diye sormasında fayda var. Eğer bu soru evet diyorsa ve gerçekten açık örnekleri varsa, düşündüğünde hani son bir hafta içerisinde, son birkaç hafta içerisinde, son bir ay içerisinde dönüp baktığında, ya evet hani ben kendimi anlatıyorum, bayağı bir anlatıyorum diyorsa, o zaman ya karşı tarafın gerçekten anlama özrü vardır, ya da daha büyük olasılık anlamazlıktan geliyor. Bunu bir suçlama aracı olarak, ya da kendisini hani paçasını sıyırmak, kurtarmak, şeye çıkarmak, hani masum gösteren de suçsuz Evet. olduğunu gösteren kanalda kullanıyor olabilir. Ama dediğim gibi uzaktan ahkam kesmek doğru olur. Haklısınız hocam. Evet, sorularımız da bitti diyordum. Bir soru daha geldi. Tamam. Onu da soralım. Karşı tarafın arkadaşlarını tanımakta diretmenin altında ne olabilir? Karşı tarafın arkadaşlarını tanımakta, tanımak. pardon. Ha, Evet, ısrar ediyor. tanımakta. Ben diyor senin arkadaşlarını tanımak istiyorum şey. Bunun altında ne olabilir? Yani kontrol ihtiyacı yüksek olabilir. Bir an önce bahsettim. Hani yeterince güven duymuyor olabilir. Ya da hani güven duysa bile, hani şey vardır ya, ben sana güvenirim ama çevreye güvenmiyorum şeklinde. Yani hani bahsettim ya, benim kıskançlığım sosyal bir ortamda eşime açık iyi gösteren bir hemcinsim olduğumda ortaya çıkıyor demiştim. Hani belki de bu olasılıkla hareket ediyor olabilir. Ama şu soruyu da sormak lazım. Ben sevgilimden arkadaşlarımı esirgiyor muyum? Yani ben acaba rahatlıkla onları tanıştırabiliyor muyum? Eğer bunu yapıyorsam, buna rağmen hala daha fazla benim sosyal çevremden biriyle tanışma isteği duyuyorsa, bunu açıkça onunla konuşmak lazım. Yani ne işe yarayacak bu? Öyle ya. Yani zaten hani ben hayatımda olan kişileri uygun zamanda, uygun durumlarda tanıştırıyorum. Yani hani anlamakta zorlanıyorum gibi. Bunu paylaşmak lazım. Eğer bu yoğun bir şekilde varsa ve ben gerçekten ondan, sosyal çevremde bulunan ve karşılaştığımız zaman onları tanıştırmaktan esirgemiyorsam arkadaşlarımı, ve buna rağmen ısrar devam ediyorsa, muhtemelen kontrol etme ihtiyacı yok. Ve aslında o güvensizlik kendisiyle ilgilidir. Yani sizinle ya da sosyal çevrenizle ilgili, kendisiyle ilgilidir çoğu zaman. Hocam sorularımız da bitti. Tamam. Evet, programımızın da sonuna geldik. Hocam çok verimli ve çok keyifli geçti gerçekten. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Ben de öyle. Benim için de öyle oldu gerçekten. Epey bir hızı geçmiş. Evet hocam, 1,5 saat oldu maşallah. Evet. Arkadaşlarımız da çok keyifli geçtiğini söylüyor. Sizi dinlemeyi çok özlemişler. Sağ olsunlar. Ben de onları görmeyi çok özledim. En kısa zamanda onları yüz yüze görmek dileğiyle. İnşallah hocam. İnşallah. Teşekkür ederim katıldığınız için. Arkadaşlar, rica size de çok ediyorum. Teşekkür ederim. Katkılarınız için, sorularınız için. Ben de senin özelinde Pedeko'ya teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiği için, sanal da olsa, görmeden de olsa, ki ben çok zorlanıyorum görmeden bu tür şeyleri paylaşmakta. Bu fırsatı verdiği için sizlere teşekkür ediyorum ve bizlerle birlikte olan genç meslektaşlarıma, genç arkadaşlarıma da bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine virüsten uzak, hastalıklardan uzak bir yaşam diliyorum ve şiddetten uzak. Çok teşekkürler hocam güzel dilekleriniz için. Görüşmek üzere diyorum. Rica ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.